Değerli mensupları, kıymetli hanımefendiler, sevgili gençler, aziz dava ve yol arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum. Kongrelerimizin hayırlara vesile olmasını diliyor, yeni görev alacak kardeşlerimi şimdiden tebrik ediyorum. Önümüzdeki dönemde göstereceğiniz gayret, sarf edeceğiniz emek, yapacağınız fedakarlıklar için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Bize, millete hizmet etme, bu aziz milletin hizmetkarı olma bahtiyarlığını bahşeden Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. Bu vesileyle 14 Ağustos 2001'den bugüne AK Parti çatısı altında büyük ve güçlü Türkiye sevdamıza gönül vermiş il başkanlığından sandık müşahitliğine kadar her seviyede hizmet etmiş tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Dar-ı Bekaya uğurladığımız yol arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum. Önden gidenlerden devraldığımız ve adına Türkiye dediğimiz bu davayı gerektiğinde canımız pahasına yüceltmeyi sürdürüyoruz. Merhum Erdem Beyazıt ne güzel söylemiş. Müslüman yürekler bilirim daha. Kızdı mı cehennem kesilir. Sevdi mi cennet? Eller bilirim haşin, hoyrat, mert. Alınlar görmüşüm ki vatanımın coğrafyasıdır. Her kırışı sorulacak bir hesabı, her çizgisi tarihten bir yaprağı anlatır. Bütün bunların üstüne, hepsinin üstüne sevda sözleri söylemeliyim. Vatanım, milletim, tüm insanlar, kardeşlerim. İnşallah bizler de her karış toprağı şehit kanlarıyla sulanmış bu güzel vatan için sevda sözleri söylemeye devam edeceğiz. AK Parti olarak sadece 83 milyon vatandaşımızın değil, gözünü ve kalbini ülkemize çevirmiş yüz milyonlarca mazlumun da emanetini taşıyoruz. İşte bunun için AK Parti emperyalist niyetler karşısında şanlı bir direnişin adıdır. AK Parti 19 yıldır olduğu gibi bugün de umudun, cesaretin remzidir. AK Parti milletimizin maziden atiye kurduğu köprünün kilit taşıdır. AK Parti geleneğin olduğu kadar geleceğin de partisidir. Bizim yol arkadaşlığımız pazara kadar değil, mezara kadardır. Bizler tesadüflerin, çıkarların, hesapların bir araya getirdiği değil, ortak hayallerin, ortak hedeflerin, ortak ideallerin buluşturduğu insanlarız. Bizler birlik olmadan dirlik olamayacağına inanan, aynı davaya, aynı sevdaya gönül vermiş bir kadroyuz. Bizler toplu vuran yürekleri sindirecek hiçbir gücün olmadığını, bunu özellikle bilen, böyle bir mücadeleye yaklaşan bir hareketiz. Kongrelerimiz bu vesileyle sadece kadrolarımızı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de tazeliyor, muhabbetlerimizi de daha da perçinliyoruz. Şu anda şu kapalı salonlarda, Adana'da, Antalya'da, Bursa'da, Muğla'da bu salgına rağmen tıklım tıklım bu salonları
haftanın başında oralarda buluşma ve buluşturmayı sağladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Çünkü biz şuna inandık. Bir olacağız. İri olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız dedik ve bu yola böyle çıktık. Kardeşlerim, gençlerin heyecanı ile emektarların tecrübesini aynı potada eritip geçmişten aldığımız güç ve ilhamla hep birlikte istikbale yürüyoruz. Böyle bir bilince ve müktesebata sahip olmayanlar, AK Parti'nin her biri demokrasi şölenini andıran kongre sürecini anlayamaz. Siyaset sahnesindeki varlıklarını parti içi ayak oyunlarına borçlu olanlar bizim şu dayanışmamızı, şu muhabbetimizi bir türlü içlerine sindiremiyor. İşte bizim güzelliğimiz burada. Biz gücümüzü şu salonlardaki bu yapıdan alıyoruz. Teşkilatlarını saran taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık furyasının üstünü kapatmak için her gün olmadık yalanlarla bize ve AK Parti'ye saldırıyorlar. Daha önce milletin gündemini haftalarca külliyeye giden CHP'li yalanıyla meşgul etmişlerdi. Hatta sahte araç plakaları üzerinden hem kendilerini hem de vatandaşlarımızı kandırmaya çalışmışlardı. Tabii sonra tüm bu kuyruklu yalanların CHP genel merkezinde üretildiği, medyaya da yine buradan servis edildiği ortaya çıktı. Şimdi de partilerinde yaşanan istifalar dolayısıyla bizi hedef alıyorlar. Bölücü örgütün siyasi uzantılarıyla kurdukları ittifakı sorgulamak yerine aslı astarı olmayan hezeyanlarla AK Parti'yi izam ediyorlar. Oysa bugün kime sorsanız Atatürk'ün CHP'si ile Kılıçdaroğlu'nun CHP'si arasında isim benzerliği dışında hiçbir bağın, hiçbir ilişkinin olmadığını size söyleyecekler. CHP yönetimi ayaklarına taş değse AK Parti'yi suçlayan siyasi kurnazlıklarla bu gerçeklerin üzerini kapatamaz. Siz gizlemeye çalışsanız da millet sizin kimlerle yol yürüdüğünüzü, hangi kirli pazarlıkları yaptığınızı, kime hangi imkanları peşkeş çektiğinizi görüyor. Menemeni gizleyebilir misiniz? Siz saklamak için yırtınsanız da bu millet sizin her hafta bir milletvekilinizi 6-8 Ekim olaylarının faillerinin ayağına gönderdiğinizi biliyoruz. Aynı şekilde bu millet 520 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerini bir kez olsun ziyaret etmediğinizi de biliyor. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda karşımıza çıkan manzara şudur. CHP Genel Başkanı FETÖ'cüler için Ankara'dan İstanbul'a kimlerle yürüdü? Terörist uzantılarıyla yürüdü. CHP milletvekilleri günlerce FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tuttu. CHP'li yöneticiler marjinal terör örgütlerinin militanlarına sahip çıktı. Gezi olaylarından itibaren nerede bir provokasyon varsa CHP'liler daima ön saflarda yer aldı. Fakat ne CHP genel başkanı ne de CHP'li üst düzey bir yönetici evlatlarına kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerini ziyarete gitmedi. Gazetecilerin ısrarlı soruları karşısında yasak savunma kabiliğinden yaptıkları bir iki açıklama dışında bu meseleyi hiçbir zaman sahiplenmediler. Teröristler için gösterdikleri empatinin binde birini dahi o teröristlerin kastettiği ve
katlettiği insanlar için göstermediler. Devletin valisine, kaymakamına, hakimine, savcısına, subayına, askerine, öğretmenine karşı militan iftirası atarken teröristleri arkadaş diyerek koruma yarışına girdiler. Tüm bunlar apaçık ortadayken parti içi kavgalardan AK Parti'yi mesul tutmak yüzsüzlüktür, pişkinliktir, siyasi arsızlıktır. Değerli kardeşlerim, çok net söylüyorum. Biz parti olarak mevcut CHP yönetiminden gayet memnunuz. Biz her hafta bir pot kıran, bir gün söylediğini ertesi gün inkar eden gaf ebesi bu CHP genel başkanından da memnunuz. Bizim endişemiz ülkemiz adınadır. Türkiye'nin en büyük ikinci partisinin 3-5 marjinalin oyuncağı haline getirilmesine içimiz el vermiyor. Gazi'nin emaneti diyerek CHP'ye oy veren vatandaşlarımızın yaşadıkları mahcubiyete üzülüyoruz. Evet, bizim sıkıntımız demokrasimiz adınadır. Türk siyaseti adınadır. Yoksa kendi siyasetimiz adına mumla arasak bulamayacağımız bir rakiple karşı karşıyayız. Tabii bizim için bunların çapı, kalibresi, tarzı asla ölçü değildir. Varsın onlar siyaseti ikbal kapısı olarak görmeye devam etsinler. Varsın onlar kirli senaryolarla koltuklarını koruma mücadelesi versinler. Biz gözümüzü ufuktan bir an olsun ayırmayacağız. Hedeflerimizle aramıza kimsenin girmesine müsaade etmeyeceğiz. Kardeşliğimize halel getirmeden, davamıza leke sürmeden, halka hizmet, hakka hizmettir düsturuyla çalışmaya devam edeceğiz. Anadolu kıtası büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyana dek bize durmak, duraklamak, hele vazgeçmek asla yoktur. Bunun için de yapmamız gereken bellidir. AK Parti'nin başarı formülü son 19 yıldır asla değişmemiştir. Biz ilk günden itibaren milletimizin gönül sarayında yer edinmeyi hedefledik. Şimdiye kadar girdiğimiz 15 seçimin tamamını sandıktan önce kalplerde kazandık. Sadece seçim sandığı ufukta belirince değil, günün 24 saati, yılın 365 günü milletimizin kapısını çaldık, halini, hatırını sorduk. Meşrebi, mezhebi, siyasi görüşü, hayat tarzı ne olursa olsun 83 milyonun tamamına mesajlarımızı ulaştırmaya gayret ettik. Vatandaş çarşıda, pazarda, sokakta veya başının dara düştüğü her yerde derdiyle dertlenen, sevincine ortak olan AK Partili kadroları gördü. İnsanımız taleplerini, beklentilerini, endişe ve umutlarını kimi zaman ailesinden önce bizim teşkilatlarımızdaki arkadaşlarımızla paylaştı. Tekebbürü, gururu, böbürlenmeyi, hele hele vatandaşlarımıza tepeden bakmayı kapımıza asla yaklaştırmadık. Çünkü bizim kapımız tevazu kapısıdır. Gayret kapısıdır. Hakkın rızası için gece gündüz demeden halka hizmet kapısıdır. Bu kapı 83 milyonun tamamını kuşatan, kucaklayan muhabbet kapısıdır. Bu ülkenin her bir insanı bizim için bir değerdir. Bir cevherdir. Şimdi gençler, şuradan dikkat etmenizi istediğim bir rakama geliyorum. Üye sayısı
11,5 milyona yaklaşan Türkiye'nin en büyük siyasi partisi olan AK Parti'de önce millet, önce memleket diyen herkese yer vardır. Kimseyi dışlamıyoruz. Kimseyi ötekileştirmiyoruz. Kimseyi yargılamıyoruz. Kimseye husumet beslemiyoruz. Teröre, ahlaksızlığa, sapkanlığa ve şiddete bulaşmadığı sürece her görüşe, her fikre saygılıyız. Başkaları gibi küçük olsun, benim olsun zihniyetiyle değil, büyük olsun, hepimizin olsun şiarıyla hareket ediyoruz. Birliğimizi, beraberliğimizi, insicamımızı hedef alan onca saldırıya rağmen milletimiz geleceğini hala AK Parti'de ve Cumhur İttifakı'nda görüyor. Gönül seferberliği anlayışıyla sürdürdüğümüz yeni üye kampanyamızın başarısı bu gerçeği teyit ediyor. Salgın şartlarına rağmen buraya çok dikkat edelim. Özellikle gençler, son bir yılda partimize hamdolsun 1.300.000'i aşkın yeni üye kazandırdık. 1.300.000'i aşkın yeni üye kazandırdık. Üstelik yeni üyelerimizin yarıdan fazlasını 18-35 yaş grubu gençlerimiz oluşturuyor. Yani katılımlarla beraber kadın kollarımızın üye sayısı yaklaşık 5,5 milyonu, gençlik kollarımızın üye sayısı ise 1.300.000'i buldu. Şimdi bunu hep beraber bir üst aşamaya taşımamız gerekiyor. Büyük kongreye kadar inşallah 1.300.000 üye daha yapmakta. Şimdi soruyorum, Adana'ya soruyorum, Antalya'ya soruyorum, Bursa'ya soruyorum, Muğla'ya soruyorum. Hazır mıyız? Bursa'ya soruyorum, Muğla'ya soruyorum. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hazır mıyız? Öyleyse durmak yok, yola devam. Hem yeni insanlar kazanmalı, hem de mevcut arkadaşlarımızla bağımızı daha da güçlendirmeliyiz. Öyle veya böyle, partimizden şu veya bu nedenle uzaklaşmış, ayrılmış olan arkadaşlarımızı tekrar yeniden saflarımıza kazandıralım. Biz biliyorsunuz, dost edinmeye çalışacağız. Kaybetmeyeceğiz, yeniden kazanacağız. Buna dikkat edeceğiz. Büyük kongre sürecimizi bu bakımdan bir fırsat olarak görüyorum. Sizlerden 19 yılın birikimiyle önümüzdeki dönemde bu doğrultuda çok sıkı bir çalışma ortaya koymanızı bekliyorum. Tüm kardeşlerimin taşıdıkları sorumluluğun, bütün bunların bilinciyle hareket edeceklerine yürekten inanıyorum. Kıymetli dava arkadaşlarım, isimler, makamlar, mevkiler hep gelip geçicidir. Esas mesele geride iz bırakmak, eser bırakmak, bu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Siyaset ancak bu niyetlerle yapıldığı zaman harcanan emeğin, verilen mücadelenin, çekilen zahmetin bir karşılığı olur. Bizler bu anlayışla son 18 yılda 81 vilayetimizin her birine eserlerimizle, projelerimizle, hizmetlerimizle mührümüzü vurduk. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye,
spordan sosyal devlet uygulamalarına kadar her alanda ülkemize çağ atlattık. Ülkemize Cumhuriyet tarihinde yapılanların tamamının kat be kat fazlasını sadece 18 yılda kazandırmış olmakla iftihar ediyoruz. Türkiye'nin sendelemesini, ekonomik krize veya sosyal kaosa sürüklenmesini umanlara inat. Ülkemizi aydınlık bir geleceğe hazırlıyoruz. Ardı ardına hizmete açtığımız hastaneler, barajlar, sulama tesisleri, millet bahçeleri, ulaşım ve enerji yatırımları, eser ve hizmet siyasetimizin yeni nişaneleri olarak ülkemizin dört bir köşesinde yükseliyor. Tüm dünyada yatırımların durma noktasına geldiği bir dönemde yatırım seferberliğimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle şimdi Manavgatlı kardeşlerime bir müjde veriyorum. 300 yataklı olarak planladığımız hastanemizin yatırım programına alındığının ve yakında inşaatına başlanacağının müjdesini sizlere veriyorum. Rabbim bizlere daha nice yıllar bu milletin hizmetkarı olmayı nasip etsin. Son nefesimize kadar alnımızın akıyla ülkemiz, milletimiz ve insanlık için çalışmayı bizlere mukadder eylesin diye dua ediyoruz. Bu duygularla ilk kongrelerimizin tekrar hayırlı olmasını diliyor, göreve gelecek arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Hepinize bir kez daha sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi yapacağım anonsa göre değerli kardeşlerimi tek tek ayağa kaldırarak buradan Ankara'dan selam, sevgi, saygılarımı da gönderiyorum. Önce Adana'dan başlıyoruz. Evet, Adana İl Başkanımız Mehmet Ay. Şarkımızı dinleyelim. Şarkımızı dinleyelim. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bize her şey Türkiye'yi hatırlatıyor. Biz bu yollarda beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Şimdi dinlediğim tüm şarkılarda bana her şey seni hatırlatıyor. Evet, bana her şey sizi hatırlatıyor. Rabia, Rabia, Rabia'yı görüyorsunuz değil mi? Evet, Adana, yüksek tonda, tek millet, tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek bayrak, tek bayrak, tek devlet, tek vatan, tek devlet. Maşallah. Evet. Başkan buyur. Sayın Cumhurbaşkanım,
Çukurova'nın bereketli topraklarından, güzel Adana'mızdan sizleri tüm teşkilatım adına saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Sağ olasın. Şimdi ana kademeyi bir ayakta göreyim. Tüm ana kademe. Ana kademe şöyle ayağa kalksınlar bakalım. Aynı zamanda işaret buyursunlar. Güzel. Şimdi kadın kolları başkanımızı da görelim. Sen yanım. Şimdi kadın kolları Sevilcan. Sevilcan kardeşim nerede? Kadın kolları başkanımız Sevilcan. Sevilcan abi. Kadın kolları başkanımız Sevilcan. İşaret buyursun. İşaret buyursun. Evet. Kadın kollarımız da ayağa kalksınlar. Evet. Kadın kollarımızı da şöyle ayakta görelim. Kadın kollarımızı da şöyle ayakta görelim. Kale içeriden fethedilir, unutmayın. Kadınlarımızla inşallah bu işi başaracağız. Kadınlarımızla inşallah bu işi başaracağız. Evet Sevil Hanım buyurun. Evet Sevil Hanım buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, çıktığımız bu kutlu davada her daim yeniden, yine yeniden diyerek Adana'nın ak kadınları olarak her daim yanınızdayız. Maşallah. Gününüz kutlu olsun. Maşallah. Evet şimdi de Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Yıldız. Evet şimdi de Gençlik Kolları Başkanımız Mustafa Yıldız. Evet. Mustafa ile beraber diğer gençlerimizi de göreyim şöyle ayağa kalksınlar bakalım. Maşallah. Maşallah. Güzel. Güzel. Güzel, güzel, güzel. Evet, ak gençlik diridir. Birdir. Kardeştir ve hep birlikte Türkiye'dir. Mustafa buyur. Mustafa söz senin buyur. Mustafa söz senin buyur. Sayın Cumhurbaşkanım, Adana'nın ak gençleri olarak sizlerle aynı yolda yürüme şerefine nail olmak hepimiz için çok büyük bir şeref. Gençler olarak her daim sizin izninizde yanınızdayız. Kongremiz hayırlara vesile olsun saygılarımla. Tebrik ediyorum sizleri, kutluyorum ve Adana Allah'ın izniyle 2023'te İnanıyorum ki bir yeni tarih yazacaktır. Evet şimdi Antalya. Evet şimdi Antalya. Evet. Maşallah. Hasret kalmışız bu günlere. Bir taraftan Orhan Baba, bir taraftan maçlarımız gayet iyi.
Maşallah, maşallah. Yüreğinize sağlık. Dilinize sağlık. Evet, buradan da Orhan Baba'ya sağlık. Hanımefendisine sağlık. Evet, şimdi ana kademeyi de şöyle ayakta görelim. Bu arada tabii bu vesileyle Müslüm Baba'ya da bir selam göndermemizde fayda var. Şu anda İbrahim Bey'in yanında Mevlüt Bey'i görüyorum. Bir diğer tarafta Mehmet Bey'i görüyorum. Mustafa Bey'i görüyorum. Ekran o tarafa doğru kayabiliyor mu? Mustafa Bey'in soluna doğru. O zaman bu tarafa geliyorum. Zannediyorum kadın kolları başkanımız. Erkan Bey'i görüyorum. Fatma Hanım'ı görüyorum. Şöyle biraz daha Erkan Bey'in diğer tarafına doğru. Mustafa Bey, Merve'yi görüyorum galiba. Erkan Bey'i görüyorum. Sena'yı görüyorum. Tuğba Hanım'ı görüyorum. Yusuf Bey'i görüyorum. Bey'in yanında kim ya? Bey'in yanında. Sayın Cumhurbaşkanım. Tuğba Hanım'ı anons ettim. Evet, şöyle ana kademeyi ayakta görelim. Evet. İbrahim Bey buyur. İbrahim Bey buyur. Sayın Cumhurbaşkanım, Antalya teşkilatımız 19 ilçe 914 mahalle teşkilatıyla 2023'e hazırdır. Saygılarımla arz ediyorum. Evet, çok çok teşekkür ediyorum. Ve başarılı bir kongre Antalya'da aynen Adana gibi maşallah gerçekleştiriyoruz. Şimdi de kadın kolları başkanımız Ayşe Kıyık Yılmaz. Buyurun. Ve kadın kollarımızı da şöyle ayakta görelim. Sayın Cumhur. İşaret buyursunlar. Tüm kadın kollarımız. Sayın Cumhurbaşkanım, sağlığınıza duacıyız. Çok teşekkür ediyorum. Antalya'nın ak kadınları, yörük kadınları olarak ardınızdan yürümeye her daim hazırız. 2023 için hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ediyorum. Zaten bu kongredeki, bu salondaki evelallah coşku 2023'ün şu anda bize habercisi. Şimdi de Antalya Gençlik Kolları Başkanımız Ali Bayram Doğan. İşaret buyursunlar bakalım. Sayın Cumhurbaşkanım. Bir dakika. Ali bir dakika. Tüm gençleri şöyle ayakta görelim. Rabia. Gençler. Gençler. Maşallah. Maşallah. Gençler. Bu Rabia'da ne var? Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek, tek vatan. Devlet. Tek devlet. Tek devlet. Şimdi başkan sende söz. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Siz bu ülke için çok büyük işler yaptınız. Bunu anlatmaya gerek yok. Ama Sayın Cumhurbaşkanım, siz bize, gençlerinize dik durmayı öğrettiniz. Siz bize mazlumun yanında olmayı öğrettiniz. Sayın Cumhurbaşkanım,
Biz size söz veriyoruz. Biz yaşlanana dek, ölünceye dek sizinle ve sizin fikirlerinizle bu yolda yürümeye devam edeceğiz efendim. Sizlere saygılarımızı arz ediyoruz. Sağ olun efendim. Ali, tebrik ediyorum. Sen geçmişimizdeki Ali'sin be. Var ya bizim bir Ali'miz. Ona göre inşallah Ali'lerimizi çoğaltacağız. Ve yola da böyle devam edeceğiz. İnşallah gençliğimizi LGBT gençliği değil, tarihten gelen bu milletin o şanlı tarihindeki gençlik olarak geleceğe taşıyacağız. İşte siz bilgisayarların klavyelerinde olan gençliksiniz. LGBT gençliği değil. Siz kıran, döken gençlik değil. Tam aksine kırılan, dökülen o kalpleri ayağa kaldıran gençliksiniz. Size inanıyorum. Size güveniyorum. Bugün Antalya'da da gençliğimizi böyle görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanım. Rabbim sağ olun. Sizlerden razı olsun. Rabbim yar yardımcımız olsun inşallah. Tüm Antalya'yı tebrik ediyorum. Kutluyorum. Yolumuz yolunuz açık olsun. Evet, şimdi Bursa'ya geçiyoruz. Bizimkisi bir aşk hikayesi. Maşallah. Siyah beyaz film gibi biraz. Ateş ve su dikenle. Tabii şimdi bunu dinlerken Erol Olçok kardeşimizi hatırlamamak mümkün değil. Bu arada Erol Olçok kardeşimize de hep birlikte birer Fatiha okuyalım. Devam. Evet, maşallah Bursa'da da salonumuz coşkulu, gümbür gümbür. Evet, şöyle il başkanımız Davut Bey'i şöyle ayağa davet edeyim, işaret buyursun. Ana kademeyi de şöyle ayakta işaret buyursunlar, ana kademe. Evet Davut Bey buyurun. Söz sizin. Evet Davut Bey buyurun. Söz sizin. Sayın Cumhurbaşkanım, Sultanlar Şehri Kadim Bursa'dan selam, saygı ve hürmetlerimizi arz ediyoruz efendim. ...17 ilçe 1058 mahalle teşkilatı
ve 393 bin 7 üyemizle sizin emrinizdeyiz efendim. Sağ olun, var olun. Evet, ben de şu anda Ankara'dan sizleri selamlarken bir taraftan Bursa Kadın Kolları Başkanımızı görüyorum. Şöyle işaret buyursunlar. Evet, Genel Başkan Yardımcımız Efkan Bey'i görüyorum. İşaret buyursunlar. Evet, yine aynı şekilde yol arkadaşımız eski başbakanlarımızdan ve şimdi de yine milletvekilimiz Binali Yıldırım Bey'i görüyorum. Aynı şekilde yine Genel Başkan Yardımcımız Leyla Hanım'ı görüyorum. Konya Milletvekilimiz, Bursa Milletvekilimiz Hakan Bey'i görüyorum. Aynı şekilde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Aynur Bey'i görüyorum. Bursa'nın müziği yok galiba. Ha? Ne zaman yapacaksın ki? Evet, bir diğer tarafta Faruk Çelik Bey'i görüyorum. Şöyle ekran oraya doğru kaysın. Evet. Şöyle ekran oraya doğru kaysın. Evet. Yine il başkanımız Ayhan Bey'i görüyorum. Yine emekleri var. Bundan sonra da tecrübeleriyle devam edecekler inşallah. Öbür tarafta genel merkezden Muhammed Balta Bey'i görüyorum. Milletvekilimiz Ahmet Kılıç Bey'i görüyorum. İşaret buyursunlar. Atilla Ödünç Bey'i görüyorum. Emine Yavuz Güzgeç hanımefendi milletvekilimiz görüyorum. Muhammed Müfit Aydın beyefendi görüyorum. Mustafa Eskin milletvekilimiz görüyorum. Osman Mesten beyefendiyi görüyorum. Milletvekilimiz. Refik Özen beyefendiyi görüyorum. Vildan Yılmaz Gürel hanımefendi milletvekilimiz görüyorum. Zafer Işık beyefendi milletvekilimiz görüyorum. Evet, kıdemlilerden şöyle biraz gezersek Mehmet Tunçak Bey demin ekranda gördüm.
Ben Nur Karaburun hanımefendiyi görüyorum. Evet. Yine kıdemli milletvekillerimizden Faruk Ambarcıoğlu. Evet. Sağ olasın. Yine geçmiş milletvekillerimizden İsmail Aydın. Evet, teşekkür ediyorum. İsmet Su, yine milletvekillerimizden kıdemli, sağ olasın. Sağ olasın. Yine Mehmet Emin Tutan, eski milletvekillerimizden. Aynı şekilde milletvekillerimizden geçmişte Mustafa Dündar. Mustafa gerilerde mi kaldı? Heh, tamam. Gördüm. Mustafa Kemal Şerbetçioğlu. Yine sabık milletvekillerimizden. Şerbetçioğlu nerede kaldı? Heh, tamam. Önder Matlı. Önder Bey'i de görelim. Maşallah. Sedat Kızılcıklı. Sedat Bey nerede? Evet. Sağ olsun. Zafer Idıroğlu. Eski milletvekillerimizden. Evet. Eski il başkanımız Cemalettin Torun. Aynı şekilde yine eski il başkanlarımızdan Nagip Vardar. Geçmiş dönem belediye başkanımız Recep Altepe. Milliyetçi Hareket Partisi Bursa İl Başkanı Cihangir Kalkancı. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alpatlı. Evet. Cumhur İttifakı olarak da yine Bursa'da beraberiz. Yeniden Refah Partisi Bursa İl Başkan Vekili Ahmet Gök. Ahmet Gök. Bursa Yenişehir Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Davut Aydın. Saadet Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Atmaca.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Ve şimdi de sözü il başkanımıza veriyorum. Davut Gürkan Bey, buyurun. Bir dakika açarız belki. Yapabiliyor musunuz? Ekran dondu. Ekran donması sebebiyle şimdilik bir Muğla'ya geçelim. Daha sonra tekrar Bursa'ya döneriz. Evet, Muğla. İl Başkanımız Kadem Mete. Evet. Şimdi ana kademeyi şöyle ayakta bir görelim. Muğla ana kademi ayakta görelim. Evet Kadem Bey, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım, dünyanın incisi Muğla'dan, Rize'ye çayı getiren zihni derinin memleketinden saygı, sevgi ve hürmetler sunuyorum efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, ana kademe. Şöyle ayakta göreyim sizleri. Rabia işaretimizi buyurun. Rabia'yı biliyoruz değil mi? Hep beraber bir seslendirelim. Hazır mısınız? Hazırız. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan, tek vatan, tek devlet, tek devlet. Şimdi de kadın kolları başkanımız, ünvan tok söz. Ünvan Hanım'ın da şöyle bir işaret buyurmasını istiyorum. Evet. Kadın kollarımızı da evet, lütfen şöyle bir ayakta göreyim. Ünvan Hanım, buyurun, söz sizde. Sayın Cumhurbaşkanım, tüm Muğla kadın kolları adına selam ve saygılarımı sunuyorum. Her daim sizinleyiz, beraberiz. Arkanızdayız Cumhurbaşkanım. Çalışmaya devam, durmak yok, yola devam. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. 2023 inşallah Muğla'da başka bir yıl olacak. Başka bir seçim dönemi olacak. Ve kadınlarımız inşallah kaleyi içeriden fethedecekler. Ben buna inanıyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Şimdi de Gençlik Kolları Başkanımız Halil Talha Ülkü. Şöyle işaret buyuralım. Gençlerimiz de lütfen ayağa kalksınlar bakalım. Maşallah. Gençlerimizi de iyi görüyorum. Gençler, hazır mısınız? Hazır mısınız? Rabia. Rabia. Tek millet. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Durmak yok, yola devam. Evet, 2023'te inşallah
bir başka Muğla olacağına inanıyorum. Ve şimdi de buradan, Ankara'dan, genel merkezden sizleri selamlıyorum. Ve il başkanımız Kadem Bey'i gördüm. Genel başkan vekilimiz Numan Kurtulmuş Bey'i görüyorum. Rabia ile birlikte. Genel başkan yardımcımız Nurettin Canikli Bey'i görüyorum. Rabia ile birlikte. Yine Manisa milletvekilimiz, teşkilat başkan yardımcımız Murat Baybatur Bey'i görüyorum. Rabia ile birlikte. 27. dönem İzmir milletvekili Muğla İl Koordinatörü Mahmut Atilla Kaya Bey'i görüyorum. Şöyle ekranı kaydıralım. Aynı şekilde 27. dönem Kütahya milletvekili teşkilat koordinatörü İshak Gazel Bey'i görüyorum. Aynı şekilde yine 27. dönem Muğla milletvekili Mehmet Yavuz Demir Bey'i görüyorum. Aynı şekilde 27. dönem Muğla milletvekili Yelda Erol Gökçen Bey'i görüyorum. Yine geçmiş dönem Muğla milletvekili, geçmiş dönem il başkanı Mehmet Nil Hıdır Bey'i görüyorum. Geçmiş dönem Muğla milletvekilimiz Hasan Kökten Bey'i görüyorum. Aynı şekilde geçmiş dönem Muğla milletvekilimiz Hasan Özyer Bey'i görüyorum. Geçmiş dönem il başkanımız Çağrı Alper Bey. Evet görüyorum. Geçmiş dönem il başkanımız Gültekin Akça Bey'i görüyorum. Geçmiş dönem il başkanımız İhsan Küreci Bey'i görüyorum. MHP Muğla İl Başkanımız Cumhur İttifakı'nın Muğla'daki temsilcisi Mehmet Korkmaz Bey'i görüyorum. Evet sizleri kutluyorum. Şimdiden 2023 yeni kadromuzla beraber hayırlı olsun diyorum. Efendim Sayın Cumhurbaşkanım, Muğla gençliği olarak, Muğla gençliği olarak sizin göstermiş, açmış olduğunuz bu davada 2023, 2051, 2071 yıllarının hazırlıklarını bugünden başlıyoruz. Muğla Ak Gençlik olarak, Ak Gençlik reisimizin yanındadır. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet şimdi Bursa'ya dönüyoruz. Evet şimdi Bursa'ya dönüyoruz. Evet Bursa'da il başkanımızı tekrar dinleyelim. Davut Bey buyurun. Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Cumhurbaşkanım, inşallah tüm teşkilatlarımızla birlikte bundan sonraki süreçte azalmadan çoğalacağız.
bölünmeden bütünleşip birleşeceğiz şiarıyla hareket edeceğiz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte şunu da söyleyebiliriz. Bir olacağız. İri olacağız. Bir olacağız. İri olacağız. Bir olacağız. Diri olacağız. İri olacağız. Kardeş olacağız. Diri olacağız. Kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Teşekkür ediyorum. Şimdi de Kadın Kolları Başkanımız Emel Gözükara Durmaz hanımefendiyi dinliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle kadın kollarımızı ayakta göreyim. Rabia işaretiyle beraber. Tüm kadın kollarımız. Maşallah. AK Parti Bursa Kadın Kolları Teşkilatı olarak sizleri sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyoruz. Bursa'mız için, ülkemiz için, vatanımız için inandığımız yolda hiç durmadan yürüyeceğimize, 2023 hedeflerine hiç durmadan çalışacağımıza sizlere söz veriyoruz Cumhurbaşkanım. Saygılarımızı iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bursa Kapalı Spor Salonu maşallah salgın şartlarına rağmen bugün bütünüyle sosyal mesafeye dikkat ederek, maskeye dikkat ederek ve hijyen koşullarında böyle muhteşem bir büyükşehir kongresini gerçekleştirdi. Sizleri kutluyorum. Alkışlıyorum. Şimdi de Gençlik Kolları Başkanımız Tarık Köse. Sayın Cumhurbaşkanım, Bursa'dan Ak Gençlik olarak saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi sunuyoruz efendim. Heyecanlıyız. 2023'e durmadan koşacağız efendim. Rabbimize hamd ediyoruz. Bu kadar güzel bir yılda, bu kadar güzel yıllarımızda, sizin gibi kutlu bir davada sizinle yol yürümenin heyecanını yaşıyoruz efendim. Saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanımız. Sağ olun, var olun. Sizin heyecanınız benim heyecanımdır. İnanıyorum ki genel başkanınızın heyecanı da sizin heyecanınızdır. Durmayacağız. Usanmayacağız. Ve Allah'ın izniyle 2023'te sandıkları patlatacağız. Bazıları diyor ki AK Parti gençlikte yok. Nerede gençlikte yok? İşte az önce size rakamları verdim. Şu anda evelallah. Gümbür gümbür Sayın Cumhurbaşkanım. Gümbür gümbür. Sağ olasın. Az önce rakamları verdim. Hiçbir siyasi partinin bizim kadar şu anda genç olarak üyesi yok. Buna biz sahibiz. Ama durmayacağız. Rehavete kapılmayacağız ve 2023'e gençlik olarak da en güçlü gençlik olarak biz yürüyeceğiz. Şimdi Rabia, gençler hazır mıyız? İnşallah Sayın Cumhurbaşkanım. Gençler hazır mıyız? Hazırız efendim. Gençler hazır mıyız? Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Tek millet. Tek millet. Tek bayrak. Tek bayrak. Tek vatan. Tek vatan. Tek devlet. Tek devlet. Sağ olunuz. Var olunuz. Yolumuz, yolunuz açık olsun. Bursa'dan saygılarımızı, sevgilerimizi, muhabbetlerimizi sunuyoruz efendim. Ankara'dan selamlar, sevgiler. Yeniden haydi başaracaksın. Sen bilirsin içindeki cevheri. Sen asilsin,
şahlandır bu milleti. Sen yetersin ey kardeşim, unutma kol kola her zamanki gibi inan.